Tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün belli integral ile beraberiz. Önceki derslerimizde integral alma kurallarından bahsetmiştik. Ama integralin ne anlama geldiğini henüz tam bilmiyoruz. İşte bugünkü konumuzla beraber arkadaşlar integral anlam kazanmaya başlayacak. Özellikle grafik sorularına geçtiğimizde integralin ne işlerini tam olarak anlamaya başlayacağız. Ve bunun için daha keyifli bir konu haline gelmeye başlayacak. Örneğin bu sorumuzda arkadaşlar integralin dışına önce normal çıkarıyoruz. Sınırlar şu an hiç bizi rahatsız etmiyor. Bakıyorum, diyorum ki bölüm durumunda bir ifade arkadaşlar integral dışına çıkaramıyordum. Bunu ayırmam gerekiyor. Yani 1 bölü x küp eksi x bölü x küp diyorum öncelikle. Sınırlarını sonra yazacağım. Sonra ne oldu arkadaşlar? X küp dikkat ederseniz x üzeri eksi 2 diye paya çıkıyordu. Şunlar da sadeleşirse buradan x kare kalacaktır aşağıda. O da yukarıya x üzeri eksi 2 diye çıkıyor. Özür diliyorum şu eksi 3'müş. Burada da dx'imiz bizi bekler. Şimdi bunlar arkadaşlar üstünü bir arttırıp arttığımıza bölerek integral dışına çıkarabiliyorduk. Henüz bakın sınırlar bir işe yaramıyor. Duruyorlar orada. Tabii artık integral dışına çıkaracağım için bunu koymama gerek yok. Üzerini bir arttırdım. X üzeri eksi 2. Arttırdım sayıya böldüm. Eksi 2. Eksi. Sonra bunun üzerini bir arttırdım. X üzeri eksi 1. Sonra arttırdım sayıya böldüm. Eksi 1. Şimdi sınırlar burada bu defa. Bu şekilde yazıyoruz. İntegral alındıktan sonra sınırları bu şekilde ifade ediyoruz. Bakın burada ne olmuş oldu? Şu 1 bölü eksi de var tabi. 2 tane x kareye döndü. Bu eksi eksi artıya dönüştü arkadaşlar. Buradan da 1 bölü x geldi. Sınırlarımız 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar üst sınır yerine koyuyoruz. Sonra alt sınır yerine koyuyoruz. Bunları birbirinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Önce üst sınır yerine koyalım. Eksi 1 bölü x gördüğüm her yeri 2 yazacağım. Üst sınır dediğim burası arkadaşlar. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. Artı sonra da 2'yi burada yerine koyuyorum. 1 bölü 2. Buradan neyi çıkaracağım arkadaşlar? Alt sınırı. Yani 1 koyacağım şimdi x yerine. 1 koyarsam eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 1. Evet. Hepsinin paydasını eşitlersek arkadaşlar. Hatta şöyle bir güzellik de var. Eksi 1 bölü 8 buradan artı 1 bölü 2 artı bir daha 1 bölü 2 buradan da eksi 1 geldi. Artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 1 yapacaktır. Eksi 1 ile gidecektir. Elimizde sadece eksi 1 bölü 8 kalacaktır. Evet burada arkadaşlar önemli bir nokta. C sabit terimi yok arkadaşlar dikkat ederseniz belli integralde. Neden yok? Aslında var. Ancak üst sınırı yerine koyduğumda sonra alt sınırı yerine koyduğumda arkadaşlar onlar birbirini götüreceği için sabit terim belli integralde yazmamıza gerek kalmıyor. Onu şu şekilde açıklayalım isterseniz. İntegral içerisinde fx arkadaşlar a'dan b'ye diyelim. Bu integral dışına işte büyük fx diye çıkmış olsun. Yani ilk eline bu diyelim. Şimdi ne yapacağım? Bu çıktığı zaman yanında bir tane artı c olacak ya. Önce b'yi koyacağım. Sonra a'yı koyacağım. B'yi koyduğumda a'yı koyduğumda her seferinde bunlar birbirinden çıktığında arkadaşlar ne olacak? C'ler birbirini zaten götürmüş olacak. Fb artı c eksi fa artı c dediğimde bakın bu eksi içeri daldığında c'ler birbirini nötrlemiş olacaklar. Dolayısıyla onları hiç baştan yazmamıza bile gerek olmayacak arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar değişken değişme yapacağız. Gördüğünüz gibi aslında belli integralin belirsiz integralden farkı yok arkadaşlar. Sadece yine normal integral alıyoruz. Ondan sonra sınırları yerine koyuyoruz. Üst sınır koyup alt sınır koyup bulduğumuz sonuçları birbirinden çıkarıyoruz. Onun için normal integral kurallarını tekrarlayacağız bugün. Tabi bazı ekstra özelliklerimiz gelecek. İçine u diyorduk arkadaşlar. 2 artı y üzeri 4'e. Ancak kare kökün içerisinde olduğu için isterseniz u karede diyebiliriz demiştik. Hatta bunu demeyi de tercih ediyorduk. Şimdi her iki tarafın türevini alalım t'ye göre. 2'nin türevi gitti zaten bu 4 t küp oldu. Yanına ne geldi dt geldi. Eşittir karşı tarafta 2u çarpı d oldu. Buradan t küp dt'yi yalnız bırakırsak arkadaşlar 2'ler sadeleşecektir. U çarpı du bölü 2. Getir bunu yerine yazarsak bakın. 2 artı t üzeri 4'e, 2 artı t üzeri 4'e u kare yazdım. U karede kök dışına u diye çıkacak bakın. Şimdi bunları yerine yazdığımızda arkadaşlar t küp dt yerine de bakın u çarpı du bölü 2 yazıyorduk. U çarpı du bölü 2. O zaman elimizde şöyle bir integral oluştu. U kare çarpı du 1 bölü 2 sabit çarpan olduğu için integralin dışına çıkardım. Bu arada dikkat ederseniz sınırları yazmadım. Neden? Çünkü artık değişken değişti. O sınırlar bize arkadaşlar x için verilmişti. Şu an artık değişkenimiz u. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Değişkenleri de değiştirmemiz gerekiyor. En önemli kısmı bu konunun zaten bu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? T yerine eksi 1 koyacağım burada. Ve u'yu bulacağım. Eğer t yerine eksi 1 koyarsam alt sınır bulmak için 2 artı 1 eşittir u kare yapacaktır. Buradan 3 eşittir u kare yapacaktır. U kök 3 yapacaktır. Yani alt sınırımız kök 3 oldu arkadaşlar. Üst sınıra gelin. Bir de t'ye arkadaşlar 0 koyarak bu sefer u'yu bulacağız.
2 artı 0'ın 4. kuvveti yine 0 eşittir u kare. Buradan 2 eşittir u kare. U da arkadaşlar kök 2 yapacaktır. Üst sınırda kök 2 oldu. Bakın ne yaptık? Sınırları güncelledik arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Şimdi ne olacak buradan? İntegral dışına çıkaralım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle farklı bir renk aldım. U kare arkadaşlar integral dışında u küp bölü 3 diye çıkacaktır. Başında da 1 bölü 2 var. Sınırlarımız da ne oldu arkadaşlar? Kök 2 ve kök 3 oldu. Şimdi önce kök 2'yi koyarsam arkadaşlar kök 8 yapar. O da 2 kök 2 yapar. İlk kök 2 bölü 2. Aşağıda bir de 3 var. 6 olsun. Eksi. Şimdi de kök 3'ü koyacağım. Kök 3 de 3'ün küpü 27 yapacaktır. O da 3 kök 3 diye çıkacaktır. O da 3 kök 3 bölü değil mi arkadaşlar? 6 olacaktır. Bunları arkadaşlar çıkarabilir miyiz birbirinden? Çıkaramayız. O zaman ne yapacağız? 2 kök 2 eksi 3 kök 3 bölü 6. Nerede var arkadaşlar? Adana'da var. Bu da ilginç bir soru arkadaşlar. İntegral alacağız bakın. İntegral aldığımızda dikkat ederseniz iç kısımda ne olacak? Bir sabit sayı gelecek. Çünkü integral neydi? X'li arkadaşlar bir ifade integral dışına çıkardıktan sonra üst sınırı yerine koyuyoruz. Sonra alt sınırı yerine koyuyoruz. Ve bunların farkını alıyoruz. Biz arkadaşlar üst sınır yerine koyduğumuzda bir sayı gelecek. Alt sınır yerine koyduğumuzda yine bir sayı gelecek. Sonra bu sayılar birbirinden çıkardığımızda arkadaşlar ne olacaktır? Yine bir sayı gelecektir. Ve sonra bulduğumuz bu sabit terimin türevini alacakmışız. Sabit terim kaldığına göre en son türevini aldığımızda cevap arkadaşlar 0 olacaktır. Evet, gelelim integralin özelliklerine. İntegralde arkadaşlar sınırlar aynıysa işleri birleştirebilirsiniz. Bakın bu integral 1'den 5'e kadar, bu da 1'den 5'e kadar. O zaman arkadaşlar bunları ayrı ayrı alıp zaman kaybetmek yerine tek bir integral içinde düşünebiliriz. Yani 1'den 5'e kadar x kare artı 5x artı x eksi x kare diye düşünebiliriz. Böylelikle iki kere integral almak yerine tek seferde bu işi bitirebileceğiz arkadaşlar. Bakın x kareler birbirini götürdü. 6x kaldı. Aa, çok basit bir ifadeye dönüştüğü için integral almak da kolay. Bu integral dışında nasıl çıkacak? 6x kare bölü 2. Değil mi? İntegral 1'den 5'e kadar. Hatta şu 6 bölü 2'yi 3x kareye dönüştürebiliriz. Şimdi ne yapacağım? 3x karede önce 5 koyacağım yerine. 5'in karesi 25. 25 çarpı 3, 75. Eksi sonra 1 koyacağım. 1'in karesi 1, 1 kere 3, 3. Yani bu farkın arkadaşlar 72 olacağını söyleyebiliriz bu integral sonucunun. Şimdi buraya gelelim. Burada da arkadaşlar integralde şöyle bir şey vardı belli integralde. Ne demiştik? Sınırlar aynıysa arkadaşlar içlerini birleştirebilirsiniz. Hani bir önceki soruda bunu konuşmuştuk. Bakın sınırlar 1'den 4'e kadar. Doğru mu? Ve ben zaten fx'in ne olduğunu bilmediğim için bunu integral dışına çıkaramıyorum. Hani bir şey u dediğimde onun türevini orada görmüyorum. Dolayısıyla bunu integral dışına da çıkaramıyorum. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? 1'den 4'e kadar. 1'den 4'e kadar. Ne yapmış olacağız arkadaşlar? İçlerini toplayacağız. Yani x çarpı fx artı fx dx. Şurada f'in galiba türevi var. Evet burada f'in türevi varmış. Şimdi bu ifade bana bir şey anımsattı. Geçen derslerimizden bir tanesinde böyle bir soru çözmüştük arkadaşlar. Bu çarpımın türeviydi. Yani dikkat ederseniz 1'den 4'e kadar ne oldu? X çarpı fx'in parantez türevinden bahsediyoruz. Şimdi tek tek bunları integral dışına çıkaramıyordum ama birleştirdiğim zaman sınırlar aynı olduğu için içlerini topladığım zaman bunun bir çarpımın türevi olduğunu fark ettim. Gerçekten birincinin türevi 1 çarpı ikinci artı ikinci türevi f türü x çarpı birinci. Evet çarpımın türeviymiş. Böyle yazdığımda ne oluyor? Türevli integral birbirini götürebiliyor. Dolayısıyla x çarpı fx de bu integral dışına çok rahat çıkabiliyor ama sınırlarımız hala duruyor 1'den 4'e kadar. Şimdi ne yapacağız? Önce üst sınırı koyacağız. O da ne olacaktır? 4 çarpı f4. Sonra alt sınırı yerine koyacağız. Yani 1'i 1 çarpı f1. Demek ki benim burada arkadaşlar f4'ün 4 katından 1'i çıkarmam gerekiyor. Peki bunların değerleri? İşte onları da grafikten okuyacağız arkadaşlar. Bakın x yerine 1 koyduğunuzda f'de sonuç kime gitmiş? 3'e. Yani f1'in 3 olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan 4 koyduğumuzda sonuç 8'e gitmiş. Demek ki f4'ün de 8 olduğunu biliyoruz. O zaman ne olacak arkadaşlar? 4 tane f4 yani 4 kere 8 32. Eksi 1 tane f1. 3. Bunu çıkarırsak aradığımız cevap arkadaşlar 24, 29 olacaktır. Şimdi burada ise arkadaşlar tek çift fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Bu çok aşırı önemli bir konu. Ha bilmeseniz bunu tek çift fonksiyonlar bilmeseniz de bunu çok rahat integral dışına çıkarıp çözebilirsiniz. Ama zaman kaybı olur. Bunun için ben size bir teknik anlatacağım arkadaşlar. O da şu. Eğer integral içerisindeki fonksiyon tekse. Tabi bu sınırlar simetrikken konuşulabilen konu. Sınırlardan bir tanesi eksi a'yken bir tanesi artı a örneğin. Burada integralin içerisindeki bu fx fonksiyonu arkadaşlar tek bir fonksiyonsa bu integralin dışına nasıl çıkacaktır? Çift bir fonksiyon olarak çıkacaktır. Çıkmış haline ilk eline büyük f diyelim. Genelde öyle gösteririz. Eksi a'dan a'ya kadar. Bu arada tabii çıkmış halinin arkadaşlar çift olduğunu biliyoruz. Peki çift fonksiyonlar arkadaşlar içindeki eksi yutmaz mıydı?
Yani ben üst sınır yerine koyacağım f(a), sonra alt sınır yerine koyacağım f(x)a. Bu bir çift fonksiyon olduğu için neden çifte çıktı? Çünkü üstünü bir arttırıp arttırdığımızda bölüyoruz ya. Şimdi üzeri tek bir derece ise siz bir arttırdığınızda çifte dönecektir. Çift bir derece ise bir arttırdığınızda teke dönecektir. Dolayısıyla integrale alınmış bir ifade tekse çifte, çiftse teke döner. Dolayısıyla burada arkadaşlar çift fonksiyon f(a) eksi f içerisinde yine a. Bu madem çift fonksiyonda içindeki eksi yuttu, onu f(a)'ya dönüştürdü. Aynı şeyleri birbirinden çıkardığımız için de bu işin işlemin sonucu ne olacaktır arkadaşlar? Sıfır olacaktır. Demek ki sınırlar simetrikken arkadaşlar integral içerisinde tek bir fonksiyon varsa bunun sonucu otomatikman sıfırdır. Hesaplamamıza gerek yok. Bakın arkadaşlar gerçekten sınırlar simetrik. Eksi 1'den artı 1'e kadar ve içeride tek bir fonksiyon var. O zaman bunun sonucu direkt sıfır. Hiç hesap yapmayacağım bundan sonra. Hemen sağ tarafa gelelim. Eğer arkadaşlar integral içinde çift bir fonksiyon varsa, f(x) çiftse yani, hemen onu da not alalım. Bu durumda arkadaşlar çıkmış hali tek olacaktır. Yani ilkeli bunun integral dışına çıkmış hali eksi a'dan a'ya kadar çift olacaktır. Pardon, tek olacaktır. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Tek fonksiyonların özelliklerini hatırlıyoruz. Önce üst sınır yerine koydum çıkardıktan sonra. Sonra alt sınır yerine koydum. Tek fonksiyon arkadaşlar içindeki eksi önüne kusmaz mıydı? Yani f(a) artı f(a)'ya dönüşecek. Dikkat edin, bu da 2 tane f(a) olacak. Yani bu da bizi şu dertten kurtaracak. Evet, yani içeride tek fonksiyon varsa sonuca direkt 0 demiştik. O kadar kolay olmayacak belki ama en azından üst sınır yerine koyup alt sınır yerine koyup bunları birbirinden çıkarma zahmetine bulaşmayacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki evet, üst sınır yerine koy, bunun sonucunun 2 katını al. Çünkü eksi bir değeri yerine yazıp da arkadaşlar bunlarla işlem yapmak biraz karışık olabilir bazen. Özellikle de fonksiyon çok zorsa. Dolayısıyla arkadaşlar sadece üst sınırı yerine koyup bulduğum sonucun 2 katını alacağız. Hadi onu uygulayalım. Bakın burada içerideki fonksiyon çift. İçerideki çift ise önce bunu integral dışına çıkarıyorum. X küp bölü 3 diye mi çıkıyor? 3'ten eksi 3'e kadar. O zaman ne yapıyorduk hatırlayın? Sadece üst sınırı yerine koyup 2 katını alıyorduk. Üst sınırı yerine koyarsam 27 bölü 3'ten değil mi? 9 yapacaktır ve bunun 2 katını alıyorum. 18. Bakın ne yaptım? Cevabımız tabi 18 oldu. 0 artı 18'den. Ne yaptım arkadaşlar? Tek tek bir de eksi 3 yerine koyup eksi 3'ün kuvvetini hesaplayıp bunları birbirinden çıkarma zahmetine girmedim. Sadece üst sınırı yerine koyup 2 katını buldum. O zaman küçük bir özet yapalım. İntegral içerisinde tek fonksiyon varsa ve sınırlar simetrikse bunun sonucu direkt 0'dır. Eğer integral içinde çift fonksiyon varsa ve sınırlar simetrikse arkadaşlar bunun fonksiyonu da üst sınırın 2 katıdır. Yani integral dışına çıkarıyoruz fonksiyonu. Üst sınırı arkadaşlar alıp 2 katını alıyoruz. Bu durumda arkadaşlar İntegral sonucu otomatikman hesaplanmış oluyor. Şimdi burada da parçalı fonksiyonlar var. Parçalı fonksiyonlar arkadaşlar belli bölgelerde değiştiği için, fonksiyon sınırlarda karakter değiştirdiği için, yani 1'in solunda, 3'ün sağında, işte 2'nin solunda, 1'in sağında fonksiyon sürekli karakter değiştirdiği için o aralıkta hangi fonksiyon söz konusuysa onun integralini alacağım. Dolayısıyla ben de integralimi bu durumda parçalamak zorundayım arkadaşlar. Yani şöyle yapacağım. Eksi 2'den başlayacak integralim nerede fonksiyon karakter değiştiriyor? 1'e kadar. Eksi 2'den 1'e kadar ayrı bir fonksiyon. Sonra 1'den de 2'ye kadar ayrı bir fonksiyon. Değil mi? Çünkü benim integralim eksi 2'den 2'ye kadar alınacak. Bakıyorum. Fx fonksiyonu arkadaşlar eksi 2'den 1'e gelene kadar. Burada eksi 3 yazıyor ama kafamı karıştırmasın. Benim integral çünkü eksi 2'den başlayacak. Eksi 3 benim çok umurumda değil. Eksi 2'den başladığım arada ne var? 1 var. 1'e gelinceye kadar fonksiyon x kareymiş. Sonra devam ediyorum. 1'den sonra da 2'ye ulaşana kadar da fonksiyon 2x'miş. Fonksiyon parçalı fonksiyon olduğu için integrali de parçalayarak çözmemiz gerekiyor. Bu dışarı arkadaşlar x küp bölü 3 diye çıkacaktır. 1'den eksi 2'ye kadar. Bunu hesaplarsak arkadaşlar önce 1'i koyuyorum yerine. 1 bölü 3 eksi. Sonra eksi 2 koyuyorum. Eksi 2'nin küpü eksi 8 bölü 3. Bu da arkadaşlar 9 bölü 3'ten 3 mü yapacaktır? Bir de ikinci integral hesaplayalım. İkinci integralimizde arkadaşlar 2x dışarıya x kare bölü 2 diye çıkacaktır. Sınırlarımız bu sefer 2'den 1'e kadar. Zaten şu ikiler sadece uğraşmaya gerek yok. Önce 2'yi koyuyorum. 2'nin karesi 4. Eksi sonra 1 koyuyorum. 1'in karesi 1. Bu da ne yaptı? 3 yaptı. Bu integral parçası da 3'müş. Bu integral parçası da 3'müş. O zaman bunların toplamı ne yapacaktır? 6 yapacaktır. Şimdi mutlak değer de arkadaşlar bir parçalı fonksiyondur. Yani mutlak değerin kırılma noktası içinin 0 olduğu yerdir. O zaman ben ne yapacağım? İçinin 0 olduğu yerde integrali parçalayacağım. Yani aslında eksi 2'den bunun içinin 0 olduğu yer nedir? 1'dir. X'in 1 olduğu yere kadar ayrı bir integral. Sonra 1'den integral son sınırı olan 3'e kadar da ayrı bir integral alacağım. Peki eksi 2 ile 1 arasında yani 1'den küçük yerlerde bu nasıl çıkar dışarıya, mutlak değer dışarıya? Eksi diye çıkar. O zaman bu eksi x artı 1 olacaktır. Bu da ne yapacaktır arkadaşlar? Hani de eksileri var ama yazmıyorum artık.
Birden büyük değerler verdiğimde de bu sefer bunun için pozitif yapacaktır. Pozitif yapacağı için de bu mutlak değer dışında olduğu gibi çıkacaktır. Bakın vermiyorum, veriyormuş gibi yapıyorum. Mutlak değer dışında nasıl çıktığını anlamaya çalışıyorum. Bu ifade arkadaşlar eksi x kare bölü 2 artı x diye çıkacaktır. Sınırlarımız birden eksi 2'ye kadar. Diğer ifadede arkadaşlar ne olacaktır? X kare bölü 2 eksi x diye çıkacaktır. Onun sınırları da birden 3'e kadar. Şimdi tek tek sınırları yerine koyalım. Önce 1 koyuyorum. Eksi 1 bölü 2 artı 1. Bu parantezler falan dikkatli kullanın lütfen. Bu da çok fazla işlem hatası yapılıyor. Sonra eksi 2 koyacağım. Eksi 2'nin karesi 4. 4 bölü 2. 2 yapar. Önünde de eksi var. Eksi 2. Eksi. Özür dilerim. Önce 1'i koyacaktım. 1 koyuyorum. Eksi 1 bölü 2. Artı 1. Değil mi? Evet. Eksi 2'yi koyuyorum. Şimdi eksi 2'nin karesi 4. 4 bölü 2'den 2. Önünde de eksi vardı. Eksi 2. Sonra buraya da eksi 2 koyunca eksi 2 yaptı bir daha. Ne oldu? Dikkat edin arkadaşlar. Biraz düzenlersek. 2 kere 1 2. 1 çıkardım. 1 bölü 2 kaldı buradan. Buradan da eksi 4. Önde bir daha eksi 4 olduğu için artı 4'e döndü. Yani burası 9 bölü 2 yaptı. Alt tarafa bakalım şimdi. Alt tarafta da yine önce 3 koyacağım. 3'ün karesi 9 bölü 2. Eksi 3. Eksi. Sonra şimdi 1 koyacağım. Alt sınırı koyuyorum. Bu da 1 bölü 2 eksi 1 mi yapar? Bakın parantezleri doğru kullanmanız çok önemli arkadaşlar. 2 kere 3 6. 9'dan çıkarırsam 3 bölü 2 kaldı buradan. Buradan da eksi 1 bölü 2 kalmıştı. Önde eksi var. Artı 1 bölü 2 oldu. Toplarsak bu da 4 bölü 2 yapacaktır. Bu ikisini toplarsak da arkadaşlar 9 bölü 2 artı 4 bölü 2 daha zaten paydalar eşit. Cevabımız 13 bölü 2 yapacaktır. Evet. Şimdi mutlak değer varsa ne demiştik? Parçalamamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl parçalayacağız? Mutlak değer içinin 0 olduğu yer bizim için bir kırılma noktasıdır. Şimdi bakıyorum bu mutlak değer x arkadaşlar içi 0. Direkt x 0 kendi bunun içi 0 yapıyor. Dolayısıyla bunun kırılma noktası 0. Ben bu integral 0'a göre parçalayacağım. Ancak işte 0 bu sınırların arasında var mı yok mu onu nasıl anlayacağız? O bilgiyi bize yukarıda vermiş. A negatif bir sayıymış, B pozitif bir sayıymış. Demek ki arada da 0 varmış. O zaman integral şu şekilde parçalayabiliriz. A'dan 0'a kadar artı 0'dan B'ye kadar. Değil mi? Çünkü integral içerisindeki fonksiyon arkadaşlar 0'da karakter değişiyor. 0 öncesinde başka bir fonksiyon var. 0'ın sonrasında başka bir fonksiyon var. O zaman ben de bunu ayırıp hangi fonksiyon varsa ona göre integral almalıyım. 0'dan küçük değerler verdiğimde A'ya kadar A'nın negatif olduğunu biliyoruz bakın. Bunun için negatif yapacaktır. Yani bu eksi x diye çıkacaktır. Böyle bir şey olacak. Burada ise 0'dan büyük değerler verdiğinde bu pozitif çıkacaktır. Yani x bölü x diye çıkacaktır arkadaşlar. Şurada x'leri hani yazmasam olur. Dediğim gibi normalde var da ben pratikte yazmayacağım. Bu işlemin sonucunda arkadaşlar 5 yapacağını biliyoruz. Onu vermiş bize soru. O zaman eksi x bölü x arkadaşlar 1 yapacaktır. İntegral a'dan 0'a kadar değil mi? Eksi 1. Bu da dışarıya ne diye çıkacak arkadaşlar? Eksi x diye çıkacak değil mi? Sınırlarımız da 0 ve a. Yerine koyarsam arkadaşlar önce 0 koyuyorum. 0 yapıyor. Eksi. Sonra a koyuyorum. Değil mi? Eksi a. Bu da eksi eksi artıya dönüşüyor. Bakın şurası. O zaman bunun sonucu a diye çıkıyor. Buraya gelince de ikinci integral gelince de orası da 0'dan b'ye kadar x bölü x 1 yapacaktır zaten. Bir de integral dışında bir direkt x diye çıkar. Üzerine bir alıp değil mi? Arttırıp arttırımıza bölüyorduk. Sabit terimlerde başka bir ifade yanına x alarak integral dışına çıkıyordu. Bunda sınırlar 0'dan a'ya kadar. Pardon a değil mi bu arkadaşlar b'ye kadar. Önce 3 sınır yerine koyuyorum b. Sonra alt sınır yerine koyuyorum 0. Bunda sonucu b yaptı. Demek ki arkadaşlar a artı b 5'miş. Değil mi? Hani burası a. Burası b ise toplamı 5. Diğer taraftan b eksi a'nın da arkadaşlar 7 olduğunu kendisi de söylemiş. Dolayısıyla taraf tarafa toplarsak buradan 2 b eşittir 12 yapacaktır. B'ye 6 değerini bulmuş oluruz. Yine mutlak değerli bir ifade var. Mutlak değer parçalı fonksiyon demek arkadaşlar. Dolayısıyla içini parçalamam gerekiyor. Bu içerideki ifadenin kritik noktalarını bulmam gerekiyor. Onun için de ne yapıyordum arkadaşlar? Çarpanlara ayırıyorum. Bakın x kare eksi 3x artı 2'yi ne yapacağım arkadaşlar? Sıfır eşleyerek bunun kritik noktalarını bulacağım. Yani sıfır yapanlarını bulacağım. Bu x x diye bu da eksi 2 eksi 1 diye ayrılır. Demek ki x eşittir 2 ya da x eşittir 1 olur. Şimdi bunun tablosunu çizelim. Hani nerede fonksiyon pozitif, nerede negatif onu bulalım. Dolayısıyla arkadaşlar kırılma noktalarını 1, 2'yi buraya koyarsak başka sayı artı olduğu için artı, eksi, artı dediğimizde demek ki 1'in solunda bu mutlak ifade pozitifmiş. 1 ile 2 arasında negatif, 2'den sonra yine pozitifmiş. Yani hangi aralıkta integralimizin dışında pozitif, hangi aralıkta negatif çıkacağını bu şekilde anlamış olduk. Şimdi integrale dönelim. Benim integralim 0'dan 2'ye kadar. Yani benim integralim nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. Sınırları şu 0'dan buraya kadar. Değil mi? Şuraya kadar. O zaman ben arada 1 var sadece kırılma noktası. 1'e göre parçalayacağım değil mi?
sıfırdan 1'e kadar bir integral alacağım. Sonra 1'den 2'ye kadar da başka bir integral alacağım. Sıfırdan 1'e kadar arkadaşlar mutlak değerin içinde bu pozitif çıkıyormuş. Yani mutlak değeri silip olduğu gibi çıkarabilirim. Artı. Sonra 1'den 2'ye kadar da negatif çıkıyormuş. O zaman eksiyle çarparak çıkaracağım orada. Yani eksi x kare artı 3x eksi 2 diye çıkaracağım. Bu arkadaşlar integral dışına x küp bölü 3 eksi 3x kare bölü 2 artı 2x diye çıkacaktır. Sınırlarımız 1 ve 0. Hadi bunu hesaplayalım hazır çıkarmışken. İlk integral yapıyorum şu an. Önce 1 koyuyorum. 1 bölü 3 eksi 3 bölü 2 artı 2. Parantezi alıyorum mutlaka kafamız karışmasın arkadaşlar. Sonra 0 koyuyorum. 0 koyunca zaten 0 yapacak. Burada payda işlememiz gerekiyor 6'da. Bunu ne yaptım arkadaşlar? 2 ile genişlettim. Bunu 3 ile genişlettim. Eksi 9. Bunu da direkt 6 ile genişlettim. Artı 12 bölü 6. Bu işlemin sonucu da ne yaptı bakalım? 14, 9 çıkarırsak 5 bölü 6'mız var şu an. Sonra ikinci integrale gelelim. Bu da arkadaşlar şunu geçiyoruz şu an. Bu da arkadaşlar eksi x küp bölü 3 diye çıkacak. Artı 3x kare bölü 2 diye çıkacak. Sonra artı eksi 2x diye çıkacak. Bunda sınırlar arkadaşlar 1'den 2'ye kadar. Bu biraz uğraştıracak. Sayı vereceğiz bol bol. 2'nin küpü 8 bölü 3. Bir eksi 8 bölü 3'ümüz var. Önce üst sınırı koyuyorum. Sonra 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 12 bölü 2'den bir 6'mız var. Sonra 2 kere 2 eksi 1'de 4'ümüz var. Eksi. Şimdi de 1 koyacağız. Eksi 1 bölü 3. Sonra 1 koyunca arkadaşlar 1 bölü 2 artı 3 bölü 2'miz var. Sonra bir de arkadaşlar 1 koyunca eksi 2'miz var. Şimdi burası ne yapar? Bakıyorum şurası bir artı 2 yaptı. Eksi 8 bölü 3 değil mi? Artı 2 şöyle sol tarafa yazıyorum. Artı 6 eksi 2 bölü 3 yaptı burası. Diğer tarafa bakıyorum. Burası da arkadaşlar 6'da payda işleyecek olursak bunu 2 ile genişlettim bir eksi 2. Bunu 3 ile genişlettim bir artı 9. Bunu daha 6 ile genişlettim bir eksi 12'miz var bölü 6. Buradan da bir eksi 5 bölü 6 geldi. Ancak bunun önünde bir daha eksi vardı. Bu artı 5 bölü 6'ya döndü. Yani eksi 2 bölü 3 artı 5 bölü 6 oldu elimizde. Bunda ne yapacağız arkadaşlar? 2 ile genişleteceğiz. Buradan da bir 1 bölü 6 geldi. Bu ifadenin sonucu da arkadaşlar 1 bölü 6'ymış. İşlem hatası yapmadıysam. Şimdi bu ikisini toplamamız gerekiyor. 5 bölü 6 artı 1 bölü 6. 6 bölü 6'dan cevabımız 1 yapacaktır arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar biri 0'dan 2'ye kadar, biri 2'den 4'e kadar. Burada da tatlı bir yöntem var arkadaşlar. Eğer sınırlar birbirini tamamlıyorsa, mesela 0'dan 2'ye ve 2'den 4'e devam ediyorsa ve içleri de aynıysa, ama bu çok önemli, bakın içleri aynı değilse bunu tabii ki yapamayız. İçler aynı, aynı fonksiyondan bahsediyorum. İki ayrı integral almaya o zaman gerek yok. Direkt 0'dan 4'e kadar x kare artı x eksi 1 diyebiliriz. İki parça alıp ayrı ayrı, biliyorsunuz işlemler uzun gerçekten. Yani bir onu koy, bir bunu koy, bunları yerinden çıkar falan. Kesirler var, bir de çok karışıyor. İşlem hatası riski çok fazla. Dolayısıyla kalabalıktan kaçıp böyle bir pratik yöntem bizi çok mutlu edecektir. Bunu integral dışına çıkarıyorum. X küp bölü 3 diye. Artı x kare bölü 2 diye. Sonra eksi x diye. Şimdi sınırlarımızı yerine koyacağız. Ha, bir sınırda 0 olması ekstra bir avantaj. Çünkü 0 koyduğumda burası direkt 0 yapacak. Uğraşmayacağım. Şimdi 4'ün küpü arkadaşlar şöyle aşağı yazayım. 64 bölü 3. Artı 4'ün karesi 16 bölü 2. Eksi 4. Eksi, bir de şimdi 0 koyunca hepsine zaten 0 yapacak. Burası bizi mutlu etti. 64 bölü 3'ümüz dursun arkadaşlar. Buradan 8 eksi 4'ten bir artı 4'ümüz var. 4 kere 3 12. Bunu eklersem arkadaşlar 76 bölü 3 yapar diye düşünüyorum. Evet. Yine bakın sınırlar arkadaşlar bu sefer yer değiştirmiş. Yani türlü türlü belli integral özelliklerden bahsediyoruz. Eğer sınırlar yer değiştirirse, yani 2'den 4'e ve 4'ten 2 ise integral sadece negatif değer alır. Yani şöyle. Fx diyelim arkadaşlar, integral a'dan b'ye kadar nedir arkadaşlar? İntegral b'den a'ya kadar fx'in eksilisidir. Yani sınırlar yer değiştiyse sadece arkadaşlar bunun sonuna bir eksi koyabilirsiniz. Şimdi gelelim sorumuza. Sorumuzda ne diyor bize? Şunu ayrı ayrı düşünebiliriz öncelikle. 2'den 4'e kadar fx artı 2'den 4'e kadar değil mi? 1 eşittir 6'ymış. Zaten şu integral dışına çok rahat çıkabiliyor. Ne yapıyorduk? İntegral dışına x diye çıkıyordu. Değil mi? Üstünü bir artırıp artımıza bölüyoruz. Ya da sabit terim yanında x alarak çıkıyor demiştik. 4'ten 2'ye kadar. Önce 4'ü koyuyorum 4. Sonra 2'yi koyuyorum 2. Bunları çıkarınca 2. Demek ki şu değer 2. Bunu karşıya atarsam arkadaşlar 2'den 4'e kadar fx'in değerinde 4 olması gerekiyor. Bunu dışarı çıkaramıyorum. Çünkü fx'in ne olduğunu bilmiyorum. Değişken de değiştiremiyorum. Bir şey u desem onun türevini de göremiyorum. Dolayısıyla bu dışarı asla çıkamaz. Bu böyle kalacak arkadaşlar. Bunu integral dışına çıkaramıyoruz. Peki o zaman aşağıdaki şeye
bize sorulan şeye dönelim. Orada da arkadaşlar şunu yapmamız gerekiyor. Yine parçalamamız gerekiyor. Diyorum ki 4'ten 2'ye kadar 1 eksi 4'ten 2'ye kadar fx. Bana sorulan ifade bu. Şu zaten integral dışında x diye çıkıyor. 4'ten 2'ye kadar. Bu da ne oluyor? Önce 2'yi koyuyorum. Sonra da 4'ü koyuyorum. Bunları birbirinden çıkarıyorum. Eksi 2. Demek ki şu ifadenin değeri arkadaşlar eksi 2'ymiş. Bu ifadenin değerini de zaten biz biliyoruz. Nereden biliyoruz arkadaşlar? Bakın 2'den 4'e kadar fx'in 4 olduğunu biliyoruz. Ama bu 4'ten 2'ye kadar. Yani sadece sınırlar yer değişmiş. Bu da o zaman bunun eksilisidir. Arada zaten çıkarmanın eksisi var. Bir de sınırlar yer değiştiği için bizim fx'imiz eksi 4'e dönmüştü. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 2 artı 4'ten aradığımız cevap 2 olacaktır. Buraya bakalım. Burada arkadaşlar sınırlar birbirini 1, 2, 2, 4 diye tamamlıyor ama integralin içleri aynı değil. Yani fonksiyonlar aynı değil. O zaman şimdilik yapabileceğim şey yok o konuda. İkincisi birinin içinde fx var, birinin içinde f2x var. Bu tarz sorularda arkadaşlar şöyle yapalım. Değişken değişimi yapalım. Yani şu fonksiyon içindeki 2x'e biz ne diyelim? Mesela u diyelim. Olur mu? 2x'e u dersek arkadaşlar bunun türevi ne yapar? 2 çarpı dx eşittir du olur. Hadi değişken değişmeyi burada yerine koyalım. Bakın sınırlar 1 ve 2 yazmıyorum. Neden? Çünkü her değişken değişmede mutlaka sınırlar da değişir. Neden? Siz x'leri u'ya dönüştürdünüz. Bu sınırlar 1 ve 2 kim için geçerliydi? X için geçerliydi. Artık x yok ki u var. O zaman sınırları da güncellemeniz gerekiyor. En önemli detay burada bu arkadaşlar. Şimdi sınırları henüz yazmıyorum. Birazdan yazacağım. Yeni sınırlar gelecek çünkü. Şimdi f2x'deki 2x yerine u koymuştum. O zaman bu fu'ya döndü. Buradan dx de arkadaşlar du bölü 2 değil midir? Du bölü 2. Bunun bölü 2'sini 1 bölü 2'yi sabit integral sabit terim integral dışına alıyorum. Şimdi sınırlara gelelim. Biraz önce x yerine 1 yaz diyordu adam. Ben x yerine 1 yazarsam u da 2 yapmaz mı? Bakın burada x yerine 1 yazarsam u 2. Yani 1 olan sınırımız 2'ye dönüştü. Sonra x yerine 2 yaz diyordu. X yerine 2 yazarsam 2 kere 2 u da 4'e dönüştü buradan. Gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? Yeni integralimiz 2'den 4'e kadar fu du oldu. Ha, fu du ile fx dx aynı şey arkadaşlar. Doğru mu? Dolayısıyla ve sınırlar da aynı bakın 2'den 4'e kadar. Demek ki bunun yerine ben 20 yazabilirim. O zaman 1 bölü 2 çarpı 20'den o da eşittir 10 mu yapacaktır? Fu du ya da fx dx ya da ft dt fark etmez. Yani onların içi hep aynı zaten birbirinin benzeri ifadeler bunlar. Dolayısıyla bunları birbirinin yerine kullanabiliriz. Biraz önce kullanamıyorduk. Neden? Sınırlar farklıydı. Ama değişken değiştirme yaptıktan sonra sınırların aynı olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar onun değerini onun yerine yazabiliriz. Buraya gelelim. Burada da bakın ne var? Değişken değiştirme yapmamız gerekiyor yine. Neden değişken değiştirme yapmamız gerekiyor? Bakın x küp artı 1 görüyorsunuz içeride. Ha siz küp açılımı yapıp binomdan sonra x karede içeri dağıtıp bunu bir polinoma dönüştürüp tek tek çıkarıp sınırları yerine yazabilirsiniz ama inanılmaz uzun sürer. Neden? Bir sürü değer gelecek oradan. 4-5 terimli bir şey gelecek. Önce 1'leri koyacaksınız sonra eksi 1'leri koyacaksınız sonra bunları birbirinden çıkaracaksınız. İşlem hatası riski çok fazla. Biz değişken değiştirerek daha basit çözmeye çalışacağız. Ne diyorduk hatırlayın arkadaşlar bir önceki videomuzda? X küp artı 1'e u diyelim. Bunun türevini aldığımda 3x kare çarpı dx eşittir du mu oluyordu? Yani x kare çarpı dx yerine biz du bölü 3 yazabilir miyiz? Getirip burada yerine yazalım. Tabi sınırlar değişti artık yazmıyorum. Eksi 1 artı 1 x'e göre sınırlardı. Şimdi u'ya göre sınırlar yazılacağı için onları henüz koymuyoruz. Yeni sınırları birazdan koyalım. X küp artı 1'e arkadaşlar u dersek burası u küp yaptı mı? Şu x kare dx de doğrudan du bölü 3. Du'sunu yazıyorum. 1 bölü 3 sabit çarpan dışarı yazıyoruz onu. Hadi sınırları koyalım şimdi. X yerine önce eksi 1 koyuyorum burada. Eksi 1 koyarsam eksi 1'in karesi küpü eksi 1 yine eksi 1 artı 1'den u 0 yaptı. Yani alt sınırımız 0'a dönüştü. Sonra bir de 1 koyuyorum arkadaşlar x yerine. 1'in küpü 1, 1 artı 1'den u 2 yaptı. Bakın sınırlarımız güncellendi. Artık yeni sınırlarımız var. O zaman arkadaşlar bunu integral dışında ben 1 bölü 3 duruyor zaten. U üzeri 4 bölü 4 diye çıkarabilirim. Belli integralde artı c yazmıyorduk. Neden olduğunu en başta konuştuk. Çünkü zaten çıkarma yapacağım için aynı şeyleri birbirinden çıkarırsa o sabit terimler yok oluyordu. Dolayısıyla belli integralde sabit terim kullanmamıza gerek yok c'ye. Buradan gördüğünüz gibi u üzeri 4 bölü 12 var elimizde. Biraz düzenlemiş oldum. Önce 4 koyuyorum. 4'ün küpü ne yapar? 60 pardon 4'ün 4. kuvveti 256 bölü 12. Eksi sonra 0 koyuyorum. 0 bölü 12. Gördüğünüz gibi cevap 256 bölü 12 geldi. Sadeleştirmekle uğraşmıyorum. Evet geldik belli integralin en baba soru tiplerinden bir tanesine. Arkadaşlar belli integralde sınırlar değişkense ve sizden de bu integralin geri sonrasında bir daha türevini almanız isteniyorsa o zaman şöyle yapı kullanacaksınız. Bakın ne diyor?
fonksiyonunda sınırlarımız x kareli falan filan şeyler. Ve f türev 1 ifadesi soruluyor. Yani ben bu fx'i önce bir integral dışına çıkaracağım şu içerisini. Sonra bulduğum şeyin bir daha türevini alacağım. Yani hem integralden çıkar ve sınırlarda acayip acayip x'li şeyler. Onları yerine sonra bulduğun şeyin bir daha türevini al. Yani iki iş var. Bunu yeni bir hızlıca şöyle bir yöntem geliştireceğiz arkadaşlar. Tabii ki uzun yöntemi tercih edebilirsiniz. Sorun yok. Yani ben bunu integrasyona çıkarırım hocam. Sınırlarda yerine koyarım. Paşalar gibi fx fonksiyonumu bulurum. Sonra da bunun bir daha türevini alırım diyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Ama hızlı çözeyim, biraz zaman kazanayım istiyorsanız da şu tekniğe bir göz atın arkadaşlar. Şöyle şuraya not almış olayım. Eğer sınırlarımız arkadaşlar buraya ux diyelim. Buraya vx diyelim. Sınırlarımız değişkense, yani x'li şeylerse, sabit sayı değilse ve içeride de gt, dt varsa bu bizim fx fonksiyonumuz olsun. Sonra bu fx fonksiyonunun da bize türevi soruluyorsa, bakın tekrar integralden çıkaracağım, sınırları yerine koyacağım ve bulduğum şeyin bir daha türevini almam gerekiyorsa, böyle bir soru tipi varsa karşımda, yapacağım şey şu. Şöyle biraz geniş bir yere yazayım. Önce ne yapıyorsunuz? G fonksiyonunda üst sınır yerine koyuyorsunuz. Ux'i içinde yerine yazıyorsunuz. Çarpı içinin türevi. U türev x. Eksi. Sonra g fonksiyonunda alt sınırı yerine koyuyorsunuz. Vx. Sonra çarpı v'nin türevi x. Evet. Ne yaptık arkadaşlar? Önce üstü yerine koyduk t yerine. Sonra içinin türeviyle çarptık. Sonra altı yerine koyduk fonksiyonda. Sonra altın türeviyle çarptık. Bu hızlıca arkadaşlar hem türev hem integral ikisini birden halletmemizi sağlar. Bakın ne yaptık bu vesileyle? F türevi doğrudan bulmuş olduk değil mi? Neden? Çünkü zaten ben bunun türevini alacağım için, türevle integral birbirini götürüleceği için, sadece sınırların yerine koymam gerekiyor. Ama en sonunda bir türev alacağım için türevde de çarpı içinin türevi gelirdi hatırlarsanız değil mi? Fonksiyon türevini alınca çarpı en son içinin türevini yazmamız gerekiyordu. İşte o zaten gelmiş bu şekilde. Ben o zaman bu yeni yaptığımız yöntemi kullanacağım. Çünkü fx fonksiyonu hem integralini alacağız, hem sınırları yerine koyacağız, hem de sonra geri türevini alacağız. Doğrudan f türevi bulmanın yolu var. Hadi onu kullanalım. Ne yapıyorum? T gördüm, her yere önce x kareyi koyuyorum. X karenin karesi artı x kare. Ne yaptım şimdi? Gx'de yani içerideki fonksiyonda önce üst sınırı yerine koydum. Sonra çarpı üstün türevi diyorum. 2x. Eksi. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bu fonksiyonda alt sınırı yerine koyuyorum bu defa. Bunu koyuyorum 2x'e. Yani 2x'in karesi artı 2x. Doğru mu? Yerine koydum. Sonra çarpı 2x'in türevi 2. Yani içinde yerine koyduktan sonra kendisinin türevi çarpıyorum. Hiç düzenlemekle falan uğraşmıyorum arkadaşlar. Neden? Bana f türevi de 1 soruluyor. 1 yerine koyarsam 1, 1'in karesi hala 1. 1 artı 1'den burası 2 yaptı. Burada 1 koyarsam bu da 2 yaptı. Burada 1 koyarsam 2 yaptı. 2'nin karesi 4 yaptı. Artı burada da arkadaşlar 1 koyarsam 1 kere 2, 2 yaptı. Çarpı 2. Gördüğünüz gibi buradan bir 4 var. Eksi buradan da 4, 2 daha 6. 6 kere 2, 12 var. Yani bu işlemin sonucu arkadaşlar eksi 8 mi yapacaktır? Bakın uzun uzun işlemler yapmak yerine bu kuralı kullanarak hızlıca sonuca ulaşabilmiş olduk. Evet ve son sorumuz arkadaşlar bugünkü yine bu demin anlattığım kuralla ilgili. Bir fonksiyonun hem integralini almanız gerekiyor ve sonra sınırlar da arkadaşlar yerine yazılıyor. Sınırlar da eksi de türden, değişken türden. Sonra ne yapıyoruz? Bir de bulduğumuz şeyin bir daha türevini alıyoruz. Yani bu kadar uzun işlem yapmak yerine deminki yöntemi kullanacağız. Ne yapıyorduk? Üst sınırı yerine koyuyorduk. Sonra üst sınırı türeviyle çarpıyorduk. Sonra alt sınırı yerine koyuyorduk. Sonra alt sınırı türeviyle çarpıyorduk. Bunları birbirinden çıkarıyoruz. Doğrudan bu vesileyle f türevi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi önce üst sınırı yerine koyalım. Yani t gördüm. Her iki x eksi 1 yazacağım. Artı 1 bunun karesi. Eksi 16. Değil mi? Sonra çarpı üstün türevi. Yani 2. Eksi. Şimdi alt sınırı yerine koyuyorum. 3 artı 1'in karesi. Eksi 16. Sonra çarpı altın türevi. Aa, alt taraf sabit terimse bunun türevi sıfır yapmayacak mıdır? Yani burası komple gidecektir. Demek ki bundan sonra arkadaşlar sınırlardan bir tanesi sabit terimse eğer çarpı onun türevi geleceği için o da hep sıfır yapacağı için o kısmı hiç yazmanıza bile gerek olmayacak. Yani doğrudan f türevi x'i şu şekilde bulmuş oldunuz. Bize arkadaşlar bunun en geniş tanım aralığını soruyor artan azalanlık. Artan azalanlık arkadaşlar türevin tablosu ile ilgili bir durumdu. O zaman hadi bakalım bu türevin şimdi tablosunu çizelim. Yani köklerini bulmamız gerekiyor. Onun için de biraz düzenlememiz gerekiyor. Zaten şu artı 1 eksi 1 birbirini götürdü. Buradan bir 4x kare kaldı. Eksi 16 çarpı 2. Bunu da biraz düzenlersem 8x kare eksi 32. Bunu da arkadaşlar 8 parantezine alırsam x kare eksi 4 mi yapar? Şimdi bunun tablosunu çizmem gerekiyor. Yani çarpanları yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz türevin köklerine ihtiyacımız var bu durumda. Türevin kökleri de 2 ve eksi 2 midir? Hemen türevin tablosunu yapıyoruz. Bakın bu f türevin tablosu. Kökleri eksi 2 ve artı 2 olduğu için baş katsayı artı, eksi, artı. Fonksiyon demek ki burada artanmış, burada azalanmış, burada tekrar artanmış.
Bize daima azalan olduğu aralığı soruyor. Yani şu aralıktan bahsediyor. Demek ki bu fonksiyon eksi 2 ile artı 2 aralığında daima azalandır. Evet, biliyorsunuz artanlık azalanlık türevin tablosu ile ilgiliydi arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyorum. Çok gerçekten keyifli sorulardı. Belirli integral bütün özelliklerden bahsettik. Küçük bir özet yaparak bitirmek istiyorum. Eğer sınırlar birbirini tamamlıyorsa ve fonksiyonların işleri aynıysa alt sınırdan üst sınır kadar tek bir integral alabiliyordunuz. Eğer sınırlar komple aynıysa o zaman integralleri ayrı ayrı integral birleştirip tek bir integral içinde çözebiliyorduk. Eğer sınırlarda değişkenler varsa x'ler falan bu şekilde arkadaşlar ve bulduğunuz integralin tekrar sonuçta türevi soruluyorsa bu şekilde özel bir yöntem kullanabiliyorduk. Belli integralde arkadaşlar normal integralden, belirsiz integralden farklı bir şey yok aslında. Yapmamız gereken şey bunun türevini almak, özür dilerim integral dışarı çıkarmak. Daha sonra önce üst sınırı koyup sonra alt sınırı koyup bunların farkını almak. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.